Bilgisayarınızın başına oturduğunuzda klavyenizin neden alfabeye göre dizilmiş olmadığını hiç düşündünüz mü? Daktilo icat edildiğinde daktilolarda da Q klavye dizilimi kullanılıyordu. Yıllarca daktilo kullanan insanların alışkanlıklarını değiştirmek istemeyen bilgisayar firmaları bilgisayarlara da Q klavye koydular. Yani tüm dünyada Q klavye olarak bilinen tuş dizilimi aslında daktilonun icat edildiği günden beri hiç değişmedi. Öyleyse Q klavye diziliminin ortaya çıkışını öğrenmek için daktilo klavyesinin nasıl icat edildiğine dönmek gerekiyor. Daktilo klavyesinin icadı ile ilgili çeşitli rivayetler yer alıyor. Bu rivayetlerden en yaygın kabul görmüş olanı ise şöyle. Yazı makinesinin mucidi olan Christopher Latham Sculls, 1867'de cihazın patentini alarak ilk çalışan örnekleri ortaya koyduğunda, cihazın tasarımından kaynaklanan mekanik bir sorunla karşılaşır. İcat ettiği yazı makinesi, yani bugünkü adıyla daktilonun harfleri, kağıda basmak üzere kullanılan harf kolları ve bunların muhafazasını sağlayan kapalı kutu içindedir. Yapılan bütün denemelerde alfabetik sırayla dizilmiş tuşlara basıldığında iki kol birden kağıda doğru havalanıp içeride sıkışmaya neden olur. Scholes bu problemin çözümü için kullanıcının yazım hızını yavaşlatmak üzere harflerin yerlerini alabildiğine karıştırarak en çok kullanılan harfleri elin en zor ulaşabileceği yerlere yerleştirmeye uygun görür ve Q klavye adını verdiğimiz harf dizilimi ortaya çıkar.